Bak şeytan Allah'a sınav ayette Zuhru suresi 57. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin diyor. Peygamberimizin kavmine. Evet. Senin kavmin diyor Cenab-ı Allah. Evet. Hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar diyor Allah. Evet. İnşallah. Ahir zamana geliyoruz. Diyor ki Hazreti İsa nüzul edecek diyoruz. Adam gülüyor. Evet. Bak ayet ne diyor? Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyor. Evet hocam. Ama gülmeleri boğazına tıkanacak. Evelallah. İnşallah hocam. Benim bildiğimi bilseler tıkanmaya da kalmaz. Gırttan evet. Da yutar adam. Evet hocam. İnşallah. Tabi. Gırttak mırttak da kalmaz adamda. Evet. Bak de, dediler ki bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Bak İsa'ya karşı bir nefret var içlerinde. Evet. Gelmesinden rahatsızlar. Evet. Onun yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Sırf konuşsun. Yani gevezelik yapsınlar. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Sırf böyle çıkar, lak 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 konuşur. Televizyona çıkar. Bilme, düşman bir kavimdir. Evet hocam. Cenab-ı Allah. Yani Hazreti İsa'ya, Mesih'e karşı, İslam'a karşı düşman bir kavim. Ama o kişileri Cenab-ı Allah'ın kastettiklerini söylüyor Cenab-ı Allah. Evet. Bak Hazreti İsa'dan şimdi Hazreti ne diyor Cenab-ı Allah? 57. ayette Meryem oğlu İsa'dan örnek olarak verilince, bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen Hazreti İsa'dan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. 61. ayette diyor ki Cenab-ı Allah devamında şüphesiz o Hazreti İsa Mesih kıyamet için bir alamettir diyor. Maşallah. Kıyamet alamettir diyor. Maşallah hocam evet. Değil mi? Evet. Yani halk tabirinde bir tabir vardı. Yutmucuk olacaklar. Yutamayacak yani. İnşallah. Böyle gırtlağında kalacak yani. İnşallah hocam. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol budur. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın. Hazreti İsa'nın nuzulünden yana hiçbir kuşkuya kapılmayın anlamına evet, geliyor hocam. Aynı zamanda. Evet. Kıyametten diyor ama parantez içerisinde konu Hazreti İsa zaten. Evet. Değil mi? Evet hocam. Yani. Evet. Kıyamete de bakıyor ama aynı zamanda Hazreti İsa'ya da bakıyor. Evet inşallah. Yani onun nuzulünden yana, onun kıyamet alameti olmasından yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun, dosdoğru yol budur diyor. İnşallah. İnşallah ayette. İsa açık belgelerle gelince dedi ki ben size bir hikmetle geldim. Açık belge ne? Kur'an'la gelecek. Evet hocam. Ve nice Hristiyanlara ben size bir hikmetle geldim. Kur'an'la geldim diyecek. Ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için. Ortodoks, protestan, evanjelik paramparça olmuşsunuz diyecek evet Hazreti hocam. İsa. Bunların hiçbirine gerek yok. Doğru yol Kur'an'dır diyecek. Maşallah. İnşallah. Bak ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Ben onun için Allah beni nüzul ettirdi diyor. Evet. Yani evet. Kur'an'ın bir anlamı da budur. Bir işareti de budur. Öyleyse Allah'tan sakın ve bana itaat edin. Ve tam itaat edecekler. İnşallah hocam. Tam itaat inşallah. Şüphesiz Allah o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ben Allah değilim diyecek Hazreti İsa. İnşallah. Sizin de Rabbiniz, benim de Rabbim diyecek. Evet. Şu halde ona kulluk edin, bana kulluk etmeyin diyecek. İnşallah hocam. Allah'a kulluk edin. Dosdoğru yol budur. Sonra içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Artık acı bir günün azabından vay o zulmetmiş olanlara. Kıyamete yakın yeniden sapıtacaklar. İnşallah. Kur'an ona işe diyor. Vay o zulmetmiş olanlara diyor. İnşallah. Zaten ne anlama geldiğini o zaman nesil görecek. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah.